kişi derecesine göre tabii tedavi olanakları da var. Tahlillerde bir şey yok, kontrol takip. Varsa anjiyo, stent mi, bypass Bunu mı derecesi anjiyoda karar karar veriyor. veriyoruz. Şimdi anjiyo yaptıktan sonra biz anjiyoda bütün 3 tane diyelim ki ana damar var. Bu ana damarların hepsini tek tek hepsini ayrıntısını hem de bir pozda değil yani birkaç pozda. Evet. Yandan, önden, arkadan, üstten her pozdan bakarak. Çünkü bir poz eğer yanıltır bazı pozlarda damar tıkanıklıkları gözükmeyebilir. Onun için anjiyoda birkaç tane 6-7 tane değişik poz var. O pozlardan çekerek bütün damarları inceliyoruz. Burada tabii stent mi, bypass mı işte buradaki şey önemli. Hasta önemli. Hastanın ilave hastalıkları var mı yok mu, genel durumu nasıl onlar önemli. Bir de daha önemlisi oradaki damar yapısı. Hangi damarda var, damarın neresinde var, başında mı var, ana kolilerin başında mı var, ucunda mı var, birkaç yerde mi var, yaygın mı, kireçli mi, değil mi gibi çok faktör var. Bunlara bakarak değerlendiriyoruz. Burada hastaya hangisi uygunsa mesela diyelim ki bir damarın bir orta yerinde kısa bir yerde bir darlık var. Böyle yumuşak bir plak gibi gözüküyor. Mesela oraya çok stent çok rahat uygun olabiliyor. Ama böyle ana koroner de var. Ana damarın başında var. Çok kireçli gözüküyor. Önemli bir damar gibi duruyor. Yani oraya stent koysan hani belki açamayabilirsin gibi duruyor. O zaman ona da bypass diyoruz. Ya da çok damar da oluyor. Bütün damarların hepsinde var. Birkaç yerinde var. Böyle koysan 10 tane stent koyman gerekecek falan. O tür durumlarda da genelde bypass'ı tercih hastanın ediyoruz. sağlığı, Evet, konfor yani açısından. burada tabii orada kardiyolog ve cerrah oturuyorlar. Kendileri ikisi arasında değerlendiriyor. Hem hastayı hem de damar yapısının durumunu değerlendirerek karar veriliyor. Bypass mı, stent mi konusuna. Bazen de ilaç. İlaçta hepsi de, yani ilaçta stent ve bypass olması da gerekmiyor. Bazen ilaç tedavisi de gerekebiliyor. Diyelim ki damar böyle çok baş kısımlarda değil, böyle orta kısımlarda ya da uca yakın kısımlarda çok kritik değil, %60-70 darlık var. Mesela bu tür durumlarda bazen stent de koymuyoruz, bypass da yapıyoruz. Diyorsan ilaç tedavini olur, kan sulandırıcılarını iç diyoruz bazen, öyle diyoruz yani. Burada damar yapısı ön plana Tabii çıkmış tabii oluyor. damar yapısı son derece önemli.